No Way Home'un ikinci fragmanı çıktı. Fragmanın çıkış saati önceden duyurulduğu için Türkiye'deki ben dahil birçok insan sabaha karşı 4'te uyanıp fragmanı izledi. Böyle bir şey yapacağımı düşünmezdim ama hem Spider-Man benim en sevdiğim karakterlerden biri hem de şimdiye kadar izlediğimiz 3 Spider-Man'in bu filmde bir araya gelecek olması beni deli gibi heyecanlandırıyor. Ama gelecek olması bu diyor, videoda evet, fragmanla ilgili düşüncelerimi... Abi gelmeli. Detayları... Bu arada gelmezse harcarlar yani şeyi, Marvel'ı. İnsanlar çıldırıyor ya. Oğlum millet fragmanı beğenmemiş, Tobey yok diye. Adamlar tabii ki Tobey koymayacak fragmana. Koyar mı öyle bir şey, öyle bir olayı ya? Iron Man'in öldüğünü koysa daha az tepki çeker, şey yapar yani. Büyük hype, büyük. Iron Man'in ölümünden daha büyük hype ya bu Tobey. Andrew'la Tobey'nin filmde yer alıp almadığını konuşacağız. Artık bilmeyen var mı bilmiyorum ama bu film paralel evrenleri konu alacak ve eski Spider-Man filmlerinde gördüğümüz kötü adamları Marvel evreninde göreceğiz. Fragmanda şu filmdeki Yeşil Cin'i, şu filmdeki Doctor Octopus'u, şu filmdeki Sandman'i, şu filmdeki Lizard'ı, şu filmdeki Elektro'yu gördük. Ben dahil çoğu insan Andrew'nun ve Tobey'nin Spider-Man'inin bu fragmanda olacağını düşünüyordu ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Diğer detaylara geçmeden önce de abi Tobey'i göstermesinler fragmanlarda varsa. Dostlarımızı fragmanda görmemek beni hafif üzdü. Resmi kaynaklar henüz doğrulamamış olsa da bence Tobey ve Andrew filmde kesinlikle yer alıyor. Ve bence Sony'nin film çıkmadan önce bunu bir şekilde resmi olarak duyurması gerek. İlla filmden görüntü paylaşmalarına gerek yok. Şirket bence duyurmasınlar abi. Tobey filmde oynuyor dese bile benim için yeterli. Neden mi böyle diyorum? Arkadaşlar şu an herkes bu olaya odaklanmış durumda. Özellikle Twitter ve Reddit'te acayip sızıntılar oluyor. Filmin özeti mi dersiniz? Filmden fotoğraflar mı dersiniz? Bunların hepsi havada uçuşuyor. Sony film vizyona girene kadar hiçbir duyuru yapmazsa büyük ihtimalle filmden önce Tobey ve Andrew'nun filme giriş yaptığı sahneyi birileri sızdıracak ve yine Twitter'da kıyamet kopacak. Benim Sony'ye önerim şu: siz şu sızıntılar daha kötü hale gelmeden duyurunuzu yapın. Herkes sevinsin. Tobey'i, Andrew'yu ve Tom'u bir araya getirin. Bir fotoğraf falan çeksinler. Hayranlar kafayı yesin. Böylece dostlarımızın sahneleri sızdırılsa bile insanlar 3 Spider-Man'in bir arada olacağını önceden bildiği için kafayı yemesin. Çünkü ben bu filmle ilgili sızıntıları görmekten biraz yoruldum. Tabii dostlarımızı filme saklama kararını da saygıyla karşılıyorum. Peki bu fragmanda Tobey'nin ve Andrew'nun filmde olduğuna dair ipuçları var mıydı? Tabii ki vardı. Bu İsterseniz ihtimalle... bunların en belli olanından konuşalım. Son sahnede Spider-Man'i Sandman, Elektro ve Lizard'la dövüşürken görüyoruz. Tobey ve Andrew normalde bu sahnede yer alıyor olabilirler. Bu Marvel'ın çok yaptığı bir şey. Dostlarımız daha önce sürpriz bozulmasın diye Civil War sahnesinden Spider-Man'i silmişti. Bu sahnede açıyı üstte ve altta başka karakterler varmış gibi ayarlamışlar. Ayrıca Lizard ve Elektro'da burada bizim Spider-Man'e değil... Aynen bak, burada bir şey var yani. Bu saldırıyor burada birine. Bu da burada birine saldırıyor. Ya var. Kesin var ya. Var. Ama göstermesinler bak Metin. Onu filmde göre o ilk gördüğümüz o çığlık atalım, anladın? Aynen öyle. O sinema salonu bir patlasın. Ben ilk seansta varım. İlk direkt birinci seans. Kapatıyorum zaten salonu. Ama bilet alamayız, o kadar vermez. Gold'u kapatırız. Metin, Gold'u kapatmamız yok mu? Ama sen burada değilsin ki. Ben gelirim, sen yeter ki iste. Tamam, ben Gold'u kapatırım o zaman. Gold'da az koltuk var. Net var ya. Ama filmde görelim. Bir şey diyeyim mi? Bu şey etkisi olacak gibi geliyor bana bu film. Endgame etkisi. Onun gibi hype'lı. O kadar değil ama o kadar değildir ama yine de ya bilmiyorum, olabilir ya. Ama Endgame kadar olur mu bilmiyorum. Olabilir. Hatta olur ya. İzlenme anlamında geçer mi acaba? Şimdi koronadan dolayı şey yapıyorum çünkü. Korona. Evet, o sıkıntı biraz. Korona birazcık sıkıntı. Onun dışında yani korona olmasaydı kesin geçerdi ama. Kesin. Başka yerlere hamleler yapıyormuş gibi duruyor. İkna olmadınız mı? Bir kanıtımız daha var. Filmin Brezilya için çıkan dublajlı fragmanı... Vuruyor, yumruk atıyor bak aşağıdakine. Fragmandan hafif farklı. Şuna bak. Bu fragmanda şu görüntülerin biraz daha uzatılmış versiyonunu görüyoruz. Ve şuna bakın. Lizard suratına görünmez bir karakterden yumruk yiyor. Ha, şöyle bir durumda olabilir. Belki de Lizard yumruk yemiyordur ve savaşın ortasında öylesine arkasına bakıyordur. Çünkü gerçekten de bu sırada Lizard'ın arkasındaki iskele yıkılmaya başlıyor. Belki de bu sahne tamamen sahtedir ve sadece fragman için yapılmıştır. Daha önce Homecoming fragmanında ve Infinity War fragmanında sadece fragman için yapılmış görüntüler görmüştük. Şimdi Andrew'nun ve Tobey'nin filmde olduğunu neredeyse kanıtlayan ve ve sanırım herkes tarafından bilinen bir sızıntıya değineceğim. Normalde bunları konuşmayı sevmiyorum ama bu sızıntıyı Andrew Garfield bile konuştu. Ya ben görmek istemiyorum ama görmek de çok istiyorum bir yandan. Çok önemli değil, izleme. Bunları konuşmayı sevmiyorum ama bu sızıntıyı Andrew Garfield bile konuştu. Tabii kendisi görüntülerin Photoshop olduğunu söyledi ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Neden mi? Çünkü Andrew'nun Photoshop olduğunu söylediği görüntü bir iskelede geçiyor. Peki biz başka nerede iskele gördük? Bu fragmanın savaş sahnelerinde. Ya Andrew filmin var zaten ya. Andrew'un olmama ihtimali yok. Durup dururken filmin savaş sahnesinin iskelelerin üstünde geçeceğini bilemeyeceği için bu sızıntı büyük ihtimalle gerçek. Ayrıca bir sürü görsel efekt uzmanı da bu görüntülerde görsel efekt olmadığını söylüyor. Bu filmde Tobey ve Andrew yer almazsa eminim dünyada tüm sinema salonları... Ya Andrew umurumda değil benim ya. Rick and Morty'ye özel çıkan sos bittiği için şöyle yapan biri filmde Tobey ve Andrew'un olmadığını... Gerçekten Tobey olmazsa Marvel'ın içinden geçerler ya. Öyle bir şey yok. Aga o Tobey... Ya mümkün... Gerekirse dünyada bütün Marvel şeyleri toplanır abi, hayranları. Toplar birkaç milyar dolar. Verirler Tobey oynasın diye. Oynatacaklar aga o adamı Spider-Man. Oynaması lazım. Bunu görürse neler yapar siz düşünün. Dostlar, ben attım sana, varmış abi. Böyle bir durum olursa lütfen bana saldırmayın. Burada ben sadece tahminlerimi söylüyorum. Ve cidden arada ben de acaba gerçekten filmde yoklar mı lan diyerek kendimi sorgulayıp depresyona giriyorum. Karakterler filmde yoksa... Abi bak böyle kalsın işte, hani olduğunu... Ya biliyoruz, olacak elbet ama olmama ihtimali de var ya, böyle hani o böyle bir içimizi tedirgin ediyor. Evet. Ama tam gördüğümüz zaman rahatlayacağız o Tobey'i. Tommy kim? Tommy ne lan? Tobey ilk Spider-Man. Böyle ilk gördüğümüzde o rahatlama gelecek ya bize, diyeceğiz ulan Tobey yapacağız ya, o işte olay. Kendisi fragman tanıtımı sırasında yine büyük konuştu. Bu adam, evet, bu çocuk dostlar, da esas konuyu konuştuğumuza göre ne spoiler veriyor ya. Tüm detaylara teker teker değinebiliriz. Fragmanın başında ilk fragmandaki gibi geçtiğimiz filmde gerçek kimliği açıklanan Peter'ın MJ ile beraber polislerden kaçtığını görüyoruz. Kaçın. Sonra dostumuz Doctor Strange'e gidip insanların onun Peter olduğunu unutması için bir büyü yapmasını istiyor. Strange bu büyüyü yaparken Peter dostumuz MJ, Ned ve halası gibi insanların onun kim olduğunu unutacağını fark ediyor ve bu sırada Strange'i durdurmaya çalışırken büyüyü bozuyor. Aha. Ben hala Strange'in neden bu konuda Peter'a nasıl şakaydı, güzeldi bence. Sonuçta süper kahraman dünyasında problemi olan tek kişi Peter değil. Bu fragmanda Strange yanlış giden büyü sebebiyle bir sürü paralel evrenden yeni ziyaretçilerin geldiğini söylüyor. Ziyaretçi dedikleri de bizim kötü adamlar. Peter ve Doktor Octopus'un dövüş sahnesini izliyoruz. Karakterin burada sen Peter Parker değilsin demesi çok iyiydi. Bu dövüş sahnesinden sonra Doktor Octopus'un kolları kırmızı rengini alıyor. Bence bunun nedeni Spider-Man'in kostümündeki şu nano şeylerin Doktor Octopus'a geçmiş olması. Sonra Octopus'u yakalanmış bir şekilde büyük ihtimalle Doctor Strange'in malikanesi olan bir yerde görüyoruz. Burada dostlarımız Marvel sinema evrenine yakışır espriler yapıp adamın adıyla dalga geçiyor. Ya Peter sen ne ara bu kadar havalara girdin? Adı yüzünden biriyle dalga geçilir mi? Sen kaç yaşındasın be evladım? Bir sonraki açıda New York'taki Özgürlük Heykelini görüyoruz. Heykele Kaptan Amerika'nın deneyeceği içinde bir inşaat yapılıyor. Bunu Spider-Man set fotoğraflarında da görmüştük. Sonraki sahnede Strange, Peter'a büyü bozulduğu için paralel evrenlerden gelen kötü adamları toplayıp evrenlerine geri yollaması gerektiğini söylüyor. Ya ne diyorsun Metin, ne diyorsun? Sonra fragmandaki en üzücü şeylerden birini görüyoruz. Dostlar, May hala şu ana kadarki en genç halamızdı ama büyük ihtimalle kendisi ölen ilk halamız olacak. May halanın sevgilisi Happy'nin bakışlarından, Peter'ın bombanın önüne atlayışından ve şuradaki hocam bir şey soracağım. Bu adam Spider-Man değil mi? Örümcek Tingling değil mi bu? Niye Peter'ın burada A atmıyor da Muslera gibi uçuyor? Ha Metin? Sen iyi bilirsin. Bilmiyorum abi. Hiç örümcek olmadım. Abi bu adam örümcek adam değil mi ya? Sus yalancı. Bombanın A mı bitmiş? Bir de bunun vücudundan çıkmıyor ağlar. O da bana çok tuhaf geliyor bak. Tobey'nin vücudundan çıkıyordu ağlar. Ağlar. Oğlum bunu örümcek ısırmadım. Bunu niye vücudundan çıkmıyor şeyler? Gol olmasın diye. önüne atlayışından. O yüzden Tobey abi. Buradaki tripli bakışlardan May Hala'nın öldüğünü çıkarabiliyoruz. İşte. Zaten Tom Holland da verdiği röportajda bu filmin üzücü olacağını, Spider-Man'in başına kötü şeylerin geleceğini söylemişti. Fragmandaki şu görüntüyü çok sevdim dostlar. Hem güzel gözüküyor hem de Spider-Man'in çok küçük durması onun ne kadar normal biri olduğunu gösteriyor. Sonra Peter paralel evrenlerden gelen kötü adamların ortak noktasını öğreniyor. Hepsi kendi evrenlerinde Spider-Man'le savaşırken ölmüş. Sandman Spider-Man 3'te filmde ölmemişti. Evet bu doğru. Ama herhalde filmlerin sonrasında Maguire abimiz onu bir şekilde öldürmüş. Strange bunun o adamların kaderi olduğunu söylüyor. Ama Peter Strange'e katılmıyor. Çünkü Peter bir kahraman olarak o insanları da kurtarmak istiyor. Bunu dedikten sonra dostumuz şu garip kutuyu alıp kaçmaya çalışıyor. Bence bu kutunun içinde kötü adamlar var. İlk sahnelerde Doktor Octopus'un bir şekilde yakalandığını görmüştük. Belki diğerleri de yakalanmıştır. Hani yakalanmış Strange gibi değil de şey gibi geldi bu arada ya. Sanki böyle bir orta yol bulunmuş gibi geldi hani. Çok yakalanmış gibi durmuyordu çünkü hiç elleri ayakları serbestti. Üzereyken, gerçi büyü yapmıştır belki şey de. Peter onu durduruyordur. Strange ve Peter arasında yaşanan kovalamaca sahnesinin de bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Bu kutuyu özgürlük anıtı sahnesinde de Peter'ın elinde görüyoruz. Bence burada güzel bir tema yakalamışlar. Strange evrenin büyüklüğünü korumak, Peter ise sadece insanların hayatlarını kurtarmak istiyor. Strange de bu sahnelerde oldukça ciddi. Filmin başında göz kırpıp sweatshirt giyen abimiz sonrasında olayların ciddiyetini anlıyor gibi. Fragmanda kötü adam Elektro'yu da daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Dostumuzun görünüşü eski filmdekine değil, çizgi romanlardakine benziyor. Ben adamın Amazing Spider-Man'deki versiyonunu kullanmamalarına sevindim. Öyle olsaydı adam doğum günümü hatırlamadın diye Tom Holland'ın Spider-Man'ine saldırabilirdi. Şu sahnede ise Doktor Octopus'un Elektro'nun elektriği sebebiyle düştüğünü görüyoruz. Bak. Belki kendisi filmin sonlarına doğru iyiler takımı. Heh bak, benim dediğim yere geldi. Bence bunlar orada orta yolu buldu Doktor Otto'yla. Şey yaptılar. Anlaştılar bir şekilde. Onu da saflarına kattılar. Ben bu bitti abi. İlk sahnede anladım ya. İzledim. Buna katılacaktır. Şuradaki sahnede ise Peter'ın göğsünde Ned ve MJ'in görüntüsünün olduğu bir telefon yapıştırıldığını görüyoruz. Herhalde dostlarımız Zoom kullanarak Peter'a yardım etmeye çalışıyorlar. Fragmanda en az görünen kötü adam Green Goblin olabilir. Cin dostumuz az gözükse de bence filmin ana kötüsü kendisi olacak. May halayı da o öldürecek gibi duruyor. Ve evet fragmanın son sahnesine geldik. Burada MJ'yi iskeleden düşerken görüyoruz. Peter ise başta korkak gibi iskeleye tutunuyor ve MJ'yi tutamıyor. Ha bir saniye. Bu Peter değil. Ned'miş. Herhalde eski Spider-Man filmlerinde olduğu gibi kötü adam sırf benzerlik olsun diye bizimkilerin arkadaşlarını kaçırdı. Bu sahneyi izleyen herkesin aklına Gwen Stacy'nin ölüm sahnesi gelmiştir. Ben de böyle düşünüyorum. Sahnenin sonunda MJ'yi Andrew'nun Spider-Man'i kurtaracak. Tobey de Ned'i kurtarabilir. Peki Tom'u kim kurtaracak? Spider-Man'ler beraber çalışırken birbirlerine hangi isimlerle seslenecekler? Aklımda deli sorular. Ben fragmandan şöyle bir izlenim de edindim. Tobey ve Andrew filmde çok uzun süre yer almayacaklar gibi duruyor. Umarım durum böyle değildir ve dostlarımız bana da öyle geliyor ya. Kısa süreliğine yer alsalar bile bir şekilde rollerine devam ederler. Evet dostlar, filme bir ay kaldı. Abi o Tobey'nin ilk girdiği sahne. Düşüncelerinizi ve çıkarımlarınızı yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı, son röportajları izlemeyi unutmayın. May hala maşallah ya harbiden. May hala. Metin. Böyle abi. Tam film oynuyor tamam mı? Nerede bu Tobey? Nerede bu Tobey diye bekliyorsun. Artık umutlarını yitirmişsin. Böyle. Umutlarını bütün yitirmişsin. Orada bizim şeyi Spidey'i dövüyorlar. Uzaklardan bir ağ geliyor böyle Metin. Şak diye bir anda çıkartıp 10 milyon başı şak diye bir ağ geliyor abi soldan böyle yapıştırıyor, gömüyor orada. Sonra sağdan sola bir şey uçuyor böyle. Diğeri de adam da oraya uçuyor. Bir bakıyorsun maskeyi bir açıyor. Ananı avradını. Bizim Tobey ha? Bizim Tobey. Vay be. Ananı avradını. Bir halaya bak hala. Böyle hala mı olur ya? Keşke benim halam olsa. Ahmet'in. İnşallah benim halam olmaz.